MHP İlçe Başkanım, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanım, çok gönderdiği buluşma programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ülkemizin her köşesine nasıl hizmet ettiğimizi de oradan ben size daha rahat ifade ederdim. Mesela bir havalimanları haritamız var. Ona bakın, batıda, Karadeniz'de ne varsa Güneydoğu'da, doğuda da o var. Akdeniz'de de o var. Hiçbir tarafa ayırmadık. Bölünmüş yollarda aynı. Bir hızlı tren konusunda birazcık Karadeniz'de azıcık mesafe kat etmemiz lazım. Neyse, hızlı treni inşallah Kırıkkale'den yola çıkardık değerli hemşerilerim. Niye yola çıkardık? Bu sene Kırıkkale ile Çorum arasının hızlı tren ihalesini yapıyoruz. Hızlı tren ihalesi. Çorum'la Samsun arasının projesini bitirdik. İkinci etapta da onun ihalesini yapacağız. Dolayısıyla hızlı treni Karadeniz'e indireceğiz. Oradan da yola çıkaracağız onu. Nereye? Sarp'a kadar. Onun da proje çalışmasını 2023-2024 yılında başlattık. 2023'te planladık. Şimdi proje çalışmalarına başladık. 2023 6 Şubat'ta bir yılı geçtik. Üzerimizden acayip bir deprem geçti değerli kardeşlerim. Pandemi yaşadık biz. Ve bakın biz buna rağmen hiçbir yatırımımızı durdurmadık. Hele İstanbul'da durdurmadık. 2019'dan bu tarafa İstanbulluların tercihinden dolayı siz bir yatırımı durdurduğumuzu duydunuz mu? Duymadınız, duymayacaksınız. Biz hizmet etmeye devam ettik Allah rızası için. Niye? Memleketimizdir, bizim insanımızdır. Bizi tercih etmemişse İstanbul Büyükşehir'de o eksikliği kendimizde görürüz. O zaman kendimizi yeterince ifade edemedik diye bunu yorumlarız. Asla vatandaşımızda değil.